Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hani böyle brownie'yi çok seviyorsunuz biliyorum. Brownie'yi zaten sevmeyen yok. Biliyorsunuz yeni nesil brownie'ler geliştirildi. Adına blondie dendi. Yani nasıl oluyor? Brownie gibi kakaolu, bol yoğun kakaolu olmuyor. Beyaz olan brownie'den yapıyoruz. Şimdi hemen malzemelerimizi sayalım. Çünkü yapılışı çok kolay, çok pratik ve üstelik bunu unsuz yapacağız. Fıstık ezmesi, agave şurubu. Agave şurubu yerine burada dilediğiniz herhangi bir pekmezi ya da harnap özü, dut özü herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil, yeter ki tatlandırıcı likit bir şey olsun elimizde. Bir yumurta, kabartma tozu ve şekersiz çikolata. Biliyorsunuz ben Bim'den Buono marka alıyorum. Herhangi bir dilediğiniz çikolata olabilir. Ülker'in de şekersiz çıktı. Hatta bitter olan o olursa çok daha iyi olur. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Küçük bir kap alıyoruz. İçerisine fıstık ezmemizi tamamen ekliyoruz. Bu arada bu tarif spor yapanlar için birebir. Spor öncesi ya da spor sonrası beslenme düzenine göre nasıl tercih ediyorsanız enerji vermesi açısından çok güzel bir tarif. Hem un içermiyor, karbonhidrattan fakir. Düşük karbonhidrat beslenenler için biçilmiş kaftan, hem de yüksek protein tariflerinden yararlanmak isteyenler için yine aynı şekilde biçilmiş kaftan. Bu arada ben fıstık ezmesini biliyorsunuz parçacıklı ve şekersiz şekilde alıyorum. O şekilde bulamazsanız normal herhangi bir fıstık ezmesi de olur. Hemen içerisine tatlandırıcımızı ekliyoruz. Agave şurubu kullanıyorum. Ben dediğim gibi herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yine malzemelerin gramajlarını açıklama kısmında belirtiyorum. Şöyle bir güzelce karıştıralım, olur mu? Güzelce karıştırdıktan sonra hemen içerisine yumurtamızı da kırıyoruz. Güzelce tüm malzememizi birbirine yediriyoruz. Dilerseniz bunu bir çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Tüm malzemenin tamamen birbirine karıştığından emin olmamız gerekiyor. İçerisine hemen kabartma tozunu da ekliyoruz. Şöyle ve yine çok güzel bir şekilde karıştıracağız. Evet, bakın. Bakın bütün harcımızı birbirine homojen şekilde yedirdik. Şimdi sıra geldi içerisine. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi bıçakla küçülttüm çikolata parçalarını. Onları ekliyorum. Ve güzelce son bir kez karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada küçük kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi borcama da dökebilirsiniz karışımınızı. Ben küçücük bir borcam seçtim. Onun içerisine tüm karışımı döküyorum.
Şimdi hemen bu esnada fırınımızı lütfen 180 derece alt üst ayarda açalım. İyice ısınmış fırına vermemiz gerekiyor bu harcı. Isınmadan hiçbir şekilde fırına atmayın lütfen. Fırının tamamen güzelce ısınmış olması gerekiyor. Harcımızı eşit kalınlıkta yaymaya çalışıyoruz. Güzel kalın bir kek elde edeceğiz. İçinin ıslak brownie'si kalmasını istiyoruz. O yüzden küçük bir kap seçtik. Eğer bunu büyük bir kapta yapıp çok ince şekilde serersek altı üstü içi tamamen pişmiş olacak, kek gibi olacak. O yüzden o brownie hissini bize vermeyecek. Onu istemediğimiz için küçük bir kap seçtik. Bir kısım çikolatayı ayırmıştım. Şöyle birkaç parça göstereyim hemen. Onu da üzerine gezdiriyorum. Ve kalan kırıntıları da üzerine şöyle atıyorum. Şimdi hemen önceden ısıttığımız fırında yaklaşık bir 20 dakika kadar kontrollü şekilde pişiriyoruz. 20 dakika sonra pişmiş haliyle sizlerleyim. Ve blondilerimiz yani sarı brownie'lerimiz tamamen pişti. Çok önemli püf noktalar belirtmek istiyorum hemen size. Belirtmeden önce de yakın çekim şöyle bir göstermek istiyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Şimdi hemen püf noktaları da değinelim. Yaklaşık 20 dakika demiştim fakat ben fırınımı değiştirdim. Benim şu anki fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar pişirdim. Üzeri kızarmaya başladı. Şöyle yapıyoruz. İlk 5 dakikası mutlaka ve mutlaka alt üst ayarda. Sonra sadece alt ayarı alıyoruz. Alt ayarda pişirmeye devam ediyoruz. Zaten ısısıyla üstü de pişecek. Tamamen soğumadan fırından çıkarmıyoruz. Soğusun diye kapağını tamamen açık bırakıyoruz. Tamamen soğuduğunda fırından çıkartıp dilimleyip tüketmeye hazır hale getiriyoruz. Şimdi ben hemen kalori değerlerine değinmeden önce bir tanesinin içini, yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İçindeki çikolatalar da eriyor. O kadar güzel, o kadar keyifli bir lezzet ki ben parçacıklı fıstık ezmesi kullandığım için bu şekilde fıstık parçaları var. Normal fıstık ezmesi kullanırsanız bu parçacıklar olmuyor ama yumuşacık harika bir kek oluyor. Şimdi hemen kalori değerlerine de değinelim. Ben bu şekilde toplam 9 parçaya böldüm kekimi. Bir dilimi sadece ve sadece toplam 208 kalori yapıyor. İnanılmaz enerji deposu, inanılmaz sağlıklı. Dediğim gibi spor yapanlar için, sağlıklı yaşayanlar için çok çok sağlıklı bir alternatif. Herkese şimdiden afiyet olsun.